işin partisi. Barış için, barış için, özgürlük için, daha fazla demokrasi için, aş için, iş için, varlık için, bereket için, bu güzel meydanı onurlandıran ve şereflendiren analarım, bacılarım, kardeşlerim, büyüklerim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz sizlerle Trakya'yı konuşalım. Trakya'mıza Allah'ım Trakya'mıza verimli topraklar vermiş. Ayçiçeğimiz var, denizlerimiz var, ormanlarımız var. Peki bakıyoruz, Trakya'da nehirler taşıyor, sel oluyor. Verimli topraklarımız kirleniyor, Ankara'da seyrediyor. Hayvancılık Trakya'da can çekişiyor. Peki biz bunları Trakya'da seyredecek miyiz? Bulgaristan oradan nehrin kapağını açacak. Bizim buradaki tarlalarımız sel altında kalacak. Biz bunları seyredecek miyiz? Biz bunlara dur demeyecek miyiz? Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Türkiye'de işim hareketi iktidarında Bulgaristan baraj kapaklarını su dolduktan sonra açmaz. Yavaş yavaş açar, tarlalara da ziyan olmaz. Yavaş yavaş açmazlarsa onlara yavaş yavaş nasıl açılması gerektiğini biz gösteririz. Trakya'mızda uzun yıllardan beri elektrik şebekesi yenilenmedi. Havai hatlar var. Trakya'da elektrik şebekesini alta yeri altına alarak enerji kayıplarını azaltacağız. Peki balıkçılık var burada ama balıkçılığı geliştiremiyoruz. Süt ürünleri biraz yavaş söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız not alıyorlar. Alsınlar, çok yararlıdır. Balıkçılık ve su ürünleri enstitüsünü kuracağız. Sevgili kardeşlerim, Trakya Ovası'nda biliyor musunuz ki sulama kanalları yok. Sulama kanalları ve göletleri derhal oluşturacağız. Buraya gelmeden önce uzman arkadaşlarımla birlikte çalıştım. Biliyor musunuz ki bu bereketli toprakların 150 metre altında çok güzel bir suyumuz var. O suyumuzu inşallah gün ışığına çıkarıp bütün dünyaya satmayı Allah'ım bize inşallah bize gösterecek. Çiftçilerimizin mutlu olması için tohumları ucuz vereceğiz. Gübreyi ucuz vereceğiz. Mazotu ucuz vereceğiz. Biz devlet olarak bakacağız ki köylümüzde üretsin, ihraç etsin, o para tekrar Türkiye'mize dönsün. Bir devlet neye bakar biliyor musunuz? Vatandaşının mutlu olmasına bakar. Ben görüyorum, vatandaşımız mutsuz, vatandaşımızın ama çaresi var. Çare sizsiniz. Çare Türkiye'de işim hareketi. Ben yaptım diyerek anayasa yapılmaz. Anayasalar toplumsal mutabakatla yapılır. Anayasalar uzlaşmayı gerektirir. Türkiye'de sivil bir anayasa yapılacak. Ama buradan soruyorum iktidara. 8,5 yıldır iktidardasınız. Anayasayı seçime 1 yıl kala niye getiriyorsunuz? 8,5 yıldır iktidardasınız. Adama sorarlar.
bugüne kadar bu anayasayı, Gürcan abi, bugüne kadar bu anayasayı getirmediniz de şimdi niye getiriyorsunuz? Sarı gün çare, sarı gün çare, sarı gün çare. Bütün Tekirdağlılara soruyorum, bütün Tekirdağlılara söz veriyorum. Tekirdağ'ın yerel basınına özellikle aktarmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, Türkiye Değişim Hareketi iktidarında mutlaka ve mutlaka Tekirdağ'da oturanlar milletvekili olacak. Genel başkana yağ çekip Tekirdağ'ına arada sırada gelip burada oturmayanlar buradan milletvekili olmayacak. Tekirdağ meydanından söz veriyorum. Genel başkana yağ çek, git Ankara'da otur, milletvekili ol. Yok öyle.